Merhaba sevgili Restoran TV izleyicileri. Bir Zirvedeki Restoranlar programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum Hamdi Selim Boymuş. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizleri sormalıyım. Bizler de iyi, sağ olun. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Hamdi Tabii. Selim kimdir? İsmim Hamdi Selim Doymuş. Giresunluyum. 15 yaşından beri gıda sektöründeyim. Çeşitli otel ve restoranlarda çalıştım. Yani 15 yılda şeflik yapıyorsun. 15 yıldır yapmıyorum. 9 yıldır şeflik yapıyorum. 9 yıldır. Hani gıda sektörünün içindeyim. Son 2 yıldır şef pozisyonunda çalışıyorum. Çok güzel. 24 yaşındayım. Kurumsal bir işletmede çalışıyorum. Sous şef pozisyonunda. Türk mutfağı, yöresel mutfaklar üzerine çalışmalarımız var. Dünya mutfağı? Dünya mutfağına aslında girmeyi şu an için düşünmüyorum. Çünkü önce kendi mutfağımı öğrenirsem hani hem sektöre hem de kendime daha çok faydam olur. Daha sonra dünya mutfağına girmek istiyorum. Şu an için kendi yöresel ve Türk mutfağı üzerine çalışıyorum. Çalışma yapıyorum. Peki ne yapacaksınız bugün? Bugün size Gaziantep'in kilis tavasını yapacağım. Kilis tava, biliyorum. Evet. Bir seferliğine yeme fırsatım oldu. Çok çok güzel, beğendim. Malzemelerimizi tanıyalım o zaman. Şimdi üzerini süslemek için böyle sivri biberimiz var burada. Evet. Soğanımız var. Altı için tepsinin altına koymak için patlıcanımız var. Yine içerisine kıymayla karıştıracak olduğumuz Charleston biber, kırmızı kapya biberimiz var. Üzerini süslemek için domatesimiz ve böyle bir iki diş sarımsak kullanacağım yine içerisine lezzet açısından. Yine içerisine maydanoz kullanacağım. Tabii baharat olarak pul biber, karabiber, kekik, tuz ve kırmızı toz biber kullanacağım. Başlayabilirsiniz yavaş tabii yavaş. Tabii ki hemen başlıyorum. Şöyle malzemelerimi doğrayacağım öncelikli olarak. Bu işin eğitimini aldınız mı? Şimdi bu işin eğitimini aldım. Aşçılık okudum. Nerede okudunuz? Giresun'da okudum. Çeşitli programlara gittim. Sertifikalarım falan var. Üniversitede mi eğitim? Üniversite, aldınız, lise yoksa... olarak aşçılık okudum. Üniversite olarak da aşçılık ve turizm işletme şu an devam ediyorum. Çok okuyorum. Güzel. Onun haricinde seminerlere katıldım. İşte çeşitli kurslar aldım kişisel gelişimle ilgili. Sektörle alakalı. Peki nereden istedin şef? Yani nasıl şefçiliğe atılma şeyiniz? Aslında genelde bizde aile olarak gıda sektörüne bir ilgi var. Yani amca gıda sektöründeydi. Baba bir zamanlar gıda sektöründe yine çalıştı. Kendi işletmemiz falan vardı. Oradan ilgi doğdu. Ailede herkes de hani gıdayla uğraşmayı, yemek yapmayı seviyor. Oradan geldi. Halalarla, amcalarla, dayılarla, teyzelerle yemek yaparken falan bayağı kendimi mutfağın içinde buldum. Sonra turizm okumaya karar verdim. Lise olarak turizme gittim. Daha sonra mutfak bölümünü seçtim aşçılık olarak. Yiyecek, içecek hizmetleri. Orada devam ederek stajlarımız oldu. Tabii kariyerimize yön verdik. Aslında hani nerede iyisiniz veya kendinizi nerede görüyorsanız o mesleği seçiyorsunuz değil mi? Kesinlikle öyle oluyor. Peki şeflikten önce başka düşündüğünüz bir meslek var mıydı? Aslında şeflikten önce yani kendi işimi yapayım dedim. Tekstil işi falan mesela kurayım. Hiç anlamadığım bir işti aslında ama öyle yaparsam dedim hani belki daha rahat olur. İş stresli bir işti sonuçta. İlk başta turizmle başladığınız zaman da turizm genelde daha stresli olur. Hani insanlar stresli. Bir de çalışma saatleriniz çalışma çok saatlerimiz turizmde. Çok fazla. Hani standart bir çalışma saati yok. Neredeyse yok denecek kadar kötü yani. Öyle olduğu için sonradan da dedim ben bu işi yapmam gerekiyor. İlk başta gıda sektörüne başladığımda hastanede başlamıştım. Staj falan yaptım. Evet. Bir sezon pastacılık yaptım. Daha sonra sıcağa yöneldim. Tabii ki pastanede çalışmamın, yani pasta üzerine çalışmamın bana artıları oldu. Ne gibi artıları oldu? Ne gibi kimlikler size kattı, kazandırdı?
Şimdi gıda sektöründe çalışıyorsanız hani bir mutfakta tatlı da yapılıyor, zeytinyağlı da yapılıyor, evet. Sıcak yemek de yapılıyor. Şimdi sadece sıcakçı olarak bir yerde çalışırsınız, o işi yaparsınız. Tabii ki tek bir iş yapmak her zaman iyidir. İnsanlar onu tercih eder ki farklı farklı işlere beni vermesinler, uğraşmayayım diye. Ama ben bir işletmede yapılabilecek bütün tatlılara örnek veriyorum, bir şef olarak müdahale edebilirim. Mesela diyebilirim ki işte bunu bunu yapsak daha iyi olur. Ustama görüş alışverişinde bulunurum. Bu benim işletmedeki bilinirliğim ve işletmedeki söz sahibi olmam açısından hani her zaman benim için bir artıdır. Bu çok güzel bir şey. Şimdi bazı şeflerimizde sadece hani onlara özel oluyor. Mesela sadece bu yemeğe bu malzeme katılacak. Sadece bunlar olacak. Kimseye danışın. Bazı şeflerimiz hatta kullandıkları malzemeleri veya bir baharatı olsun, bir püf noktasını söylemiyorlar. Siz öyle değilsiniz. Ben yok kesinlikle hani paylaşımcısınız. Kesinlikle yaptığım ürünü yanımdaki insanlarla danışıyorsunuz. Hem danışma açısından hem de yanımda çalışma arkadaşlarıma kesinlikle şunu böyle yapsak daha iyi olur. İşte bunun içerisine bu da konulabilir. İşte biz burada bunu bu şekilde yapıyoruz ama farklı bir yere gittiğinde bunu bu şekilde de yapabilirler. Evet. Şeklinde mesela bilgi veriyorum. Hani o arkadaş gittiği yerde hem kendisini daha iyi geliştirmiş olur. Evet. Hem yabancılık çekmez. Bana ustam bunu söylemişti. Böyle de olabiliyormuş derse o benim için de en azından iyi olur. Şimdi bütün malzemelerimizi doğradık. Evet. Tekrar doğrama tatlısının üzerine ben dökeceğim malzemelerimi. Siz o halde mutfakta çalışma arkadaşlarınızla pek bir sıkıntınız yok. Çok şükür herkesi seviyorum. Hani çalıştığım işletmede de üstlerim olsun, müdürüm olsun. Mesela mutfakta kaç kişi çalışıyorsunuz? Mutfakta biz 6 kişiyiz mutfak ekibi olarak. Tabii bulaşıkhane tezgah bölümü de bize bağlı. Oralarla birlikte toplam 12-13 kişi bir çalışma arkadaşımız var. Herkes uyumlu. Uyumlu olmalarını sağlıyoruz. İnsanların çalışırken bir kişi belki bir şeyde başarılı olamayabilir ama bir işi yaparken... Bu aslında bir mutfak işte bir ekip işidir diyebilir miyiz? Kesinlikle ekip işi. Yani ben ona yardım etmem işte o benim işim değil. Bu şöyle hani bu böyle... Şöyle yok değil mi mesela mutfağınızda şu an? Ya Selim sen sadece şu işi yapacaksın, sadece şu yemekten sorumlusun. Benim mutfağımda işin açıkçası yok. Ama tabii ki genel olarak konuşamam bunda. Genel olarak konuşursam tepki görürüm. Yani birçok mutfakta da hani sadece işte sıcak yemeğini yapacak, zeytinyağlıcı zeytinyağısını, işte tatlıcı tatlısını yapacak diye ayrılan mutfaklar çok fazla var. Var, çok fazla. Ama bunun benim mutfağımda ayrı olmaması benim avantajım. Benim işime de geliyor. Ne kadar? Farklı şeyler öğreniyorum. Hani kendimi öğrenmeye teşvik ediyorum. Çevremdekiler beni teşvik ediyor. Bilmediğim bir şeyin bana sorulması beni öğrenmeye itikliyor. Gidiyorum onu ben araştırıyorum, bakıyorum. Bana bu soruyu sordu, cevap veremedim. Ha peki hayran olduğunuz bir şef var mı mesela takip ettiğiniz? Takip ettiğim aslında birçok şef var. Birkaç isim sayar mısın? Yani Rafet İnce var, Ali Ronay var. Mithat Yalçınkaya var. Ondan sonra Ayvaz Şef var, Ayvaz Akbacak. Hani evet, bunlar, hepsini biliyorum. Evet, bunlar... Mehmet Yalçınkaya. Değil mi? Ya bunlar sektörde hani gerçekten kendini ispatlamış, değerli. Uzun yıllardır. Yüzün yıllardır bu işte meşgul evet, olan hani meşgul olan çok değerli şefler. Hani gastronomiye, Türk gastronomisine de özellikle faydaları dokunuyor. Kesinlikle. Çok güzel yetenekler keşfedip yetiştiriyorlar. Türkiye'de nasıl bir düşünce? Mesela aşçılık için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki aşçılık sistemini. Şöyle diyeyim ben size. Türkiye'de aşçılık sistemi bizim çok güzel bir mutfağımız var. Evet, yani, Türk mutfağımız. Türk mutfağı. Ve Osmanlı mutfağımız. Osmanlı mutfağının geleneklerini de sürdürmemiz gerekiyor aslında. Hani ilk başta sorduğunuzda ben size dedim yabancı mutfağa girmek istemedim. Hani Türk bu yüzden, mutfağını değil mi? Yapmak işte bu yüzden. Hani neden
bulgur pilavını kimse yanlış anlamasın. Yabancı mutfak yapan şeflerimiz de var. Hani çok da sevdiğim insanlar var. Ben neden kendi mutfağımda bulgur pilavını yapmasını bilmeden gideyim risotto yapayım? Evet. Hani yabancı bir şefle konuştuğumda o bana sorduğunda bulgur pilavı nasıl yapılıyor, pirinç pilavının yapmanın incelikleri ne diye sorduğunda ben ona cevap veremeyeceksem kendi mutfağımla ilgili. Yani bu mutfağı, yabancı mutfak yapmamanın da pek şeyi yok. Hiç manası yok. Hiçbir manası yok. Ama yabancı mutfağa girmek istiyorum. Yabancı mutfağa gireceğim de şu an için değil, biraz daha zamanı var. Kesinlikle. Türkiye'de de gastronomi şu an için iyi yerlere gidiyor. Evet, çok güzel faaliyetler düzenleniyor. Çok fazla gelişim açısından. Kesinlikle gelişim açısından güzel faaliyetler düzenleniyor. Daha iyiye gideceğini de düşünüyorum. Yani bunda kesinlikle ümitliyim. Tabii orijinal tarifleri, yerel ürünleri kullanarak, orijinal tarifleri kullanarak, giderek köyde bunu araştırarak, öğrenerek eğer yaparsak bu çok güzel. Herkes için iyi olur. Bu yemeklerinize önem veriyorsunuz değil mi? Doğal ürünlere, malzemelere gidip. Şöyle doğal ürünleri ben pazar pazar gezip, halal gezip ürün araştırmayı çok güzel. Çok severim. Yani mahallemde giderim, başka mahallede giderim, pazarları takip ederim, yeri ürünlere bakarım. Hani fiyatlarına falan çok dikkat ederim ürünlerin. Hangi ürünün işte nerede çıktığı, nerede yetiştiği, evet, hangi mevsimde yetiştiğini aslında takip etmeyi seviyorum. Tabii ki ya bir şimdi iyi bir yani şefin de çünkü yemek yemeyi seviyoruz biz. Kullandığı malzemeler, ürünleri çok çok hani doğal, kaliteli olmalı. Kesinlikle. Biberlerimiz böyle ince ince. Biberlerimizi doğruyoruz. Bu şekilde ince ince doğruyoruz. Eğer evde imkanınız varsa, kebapçılarda olan o zırhlar vardır böyle. Evet. Yaparlar. Onunla da yapılırsa aslında daha iyi olur. Ben bıçak yardımıyla yapıyorum bugün. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de güzel olur. Tekrar olarak içine kullandığımız malzemeler kırmızı kapya biber, yeşil biber, sivri biber, soğan. Peki bu sadece borcama mı koyuyorsun yoksa bunun özel bir tavası? Kilis tavanın mı? Ben o şekilde kilis tavanın özel bir ufak bir tavası vardı, bakır. Evet. Bakır bir tavada sunum yapıldı. Bakır yani. Tavada yaparlar kilis tavayı genelde. Kilise gittiğinizde hatta orada kasaba gidersiniz işte kilis tava istediğinizi söylersiniz kaç kişilik diye sorarlar size. Ya. Onlar orada hazırlar. Fırına gönderir, pişirir, getirir siz yersiniz. Evet. Hani o şekildedir. Çok da lezzetli yaparlar. Yani etinden midir? Hani suyundan mıdır? Neyse artık gerçekten ama biz de o tadı yakalamaya çalışacağız bunu tabii ki. Hadi bakalım. Severek yaptığımız için biz de. Malzemelerimizi hep bir incelttik. Evet, malzemelerimiz hazırsa tepsiye dizebiliriz. Evet, malzemelerimiz şöyle, sebzelerimizin suyunu sıkmamız gerekiyor. Çünkü çok ince doğradığımız için pişerken pişme esnasında suyunu salacaktır. Evet. Onu en aza indirmek için sebzelerimizin suyunu birazcık sıkmamız gerekiyor. Daha sonra kıymayla baharatlarını koyarak karıştıracağım. Evde yemek yapıyor musunuz? Evde mutfaklarınız nasıl? Evde yemek yapıyoruz. Genelde evde de yapmayı ben severim yemek. İlk defa bir tabii evde yemek yapmayı severim. Evde yemek yapmayı. Genelde hamur mayalandırırım giderim. Konuğum aynı şeyi yani yemek yapmak istemediğini. Çünkü işte yeteri kadar fazla çalıştıklarını söylüyorlar. Evde de yemek yapmak istemediklerini söylüyorlar. Benim için geçerli değil. Ben yemek yapmayı Karabiber ekliyorum birazcık. Daha biraz daha ekleyebilirim. Şöyle birazcık pul biber ekleyeceğiz. İsteğe bağlı fazla, az, hani acılı seversiniz, sevmezsiniz. Hani nasıl isterseniz o şekilde siz evde yaparken kendinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle iki tatlı kaşığı. İki tatlı kaşık.
kıvamında, kararında koyuyoruz. Kırmızı toz biberimiz var. Kırmızı toz biber de benim mutfakta vazgeçilmez baharatlarımdan. Birçok şeye kullanıyorum. Ben salça yerine bazen kırmızı toz biber. Evet, salça yerine bazen ben de kırmızı toz biber kullanıyorum. Bir de kimyon. İnce ince doğruyorum patlıcanlarımı. Ne için kullanıyorduk bunu tekrar? Patlıcanları, tepsimin... Tepsiye. Yani yapacağım harcın alt kısmına koyacağım, tepsinin üzerine. Harcı üzerine koyarak o şekilde fırına atacağım. Hem patlıcanı koymamızın sebebi de... Evet, sebebi nerede? Sebebi de altındaki o lezzetli suyunu kendinde tutacaktır. Aynı zamanda evet, kendinde tutacaktır. Aynı zamanda piştiğinde böyle altında farklı bir doku oluşturup daha böyle hani lezzet verici bir şey oluşturacak. Ben de şey olarak düşündüm. Mesela sarma sararız evlerimizde. Altı yanmasın diye. Mesela Bolu'nun köylerinde çok yaparlar bunu. Altına patates ince ince doğrarlar. Siz de söylediniz ama bu dolma yaprağı yanmasın diye. Patatesi yuvarlak yuvarlak doğruyorlar, altına diziyorlar. Sonra sardıkları dolmayı diziyorlar. Evet. O şekilde ben düşündüm. Ama farklı bir sebebi farklı varmış tabii. Evet. Kabımızı alacağız. Bir yağ falan eklememize gerek yağ yok ekleyeceğim. Sanırım. Ha. Birazcık tepsinin yağ altına. Tamam. Yağımız var. Şöyle koyuyorum. Bizim orada çeşit çeşit yağlarımız var. Biberiyeli var burada gördüğüm kadarıyla. Ha, sarımsak biberiye çok güzel olur. Şöyle birazcık yağ koyarsak. Patlıcanı hem yumuşak tutacaktır hem de pişmesini sağlayacak, yapıştırmayacak. İzleyicilerin... Gaziantep usulü dedim mi? Gaziantep Kilis. Kilis. Kilis tava olarak. Bu arada bir şey söylüyordunuz izleyicilerimize. İzleyicilerimize bu yağın biberiyeyle birlikte, sarımsakla birlikte o dinlenmesinin oluşturduğu koku var ya. Evet, şu anda onu çok şu güzel anda gerçekten koklamaları gerekirdi yani izleyicilerin de. Ben de yardımcı olayım şöyle bir. Tabii. Biberiye de çok faydalı şifa. Aslında bütün bitkilerimizin, baharatlarımızın. Evet, patlıcanlarımızı bu şekilde dizdik. Boşlukları doldurabiliriz. Siz de evde yemek yapmayı seviyorsunuz ben değil mi? Ben de çok seviyorum gerçekten. Bir Bolulu olarak. Bolular gerçekten Bolular, genelde sever. Hani bize de diyorlar direkt aşçı mısınız falan. Kendini aslında sektörde ispatlamıştır. Kendimi, aynen ben hani övmek gibi de düşünmüyorum fakat ama mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yeni yeni şeyler kendim mesela araştırarak, görerek, bakarak. Harcımızı yoğuruyoruz bu şekilde. Yoğuruyoruz. Burada malzemelerin birbirine güzelce karışması, kıymayla doğradığımız içindeki sebzelerin birbirine güzelce karışması, onu oluşturmamız bizim için çok önemli. Çok önemli. Kesinlikle. Zaten birbirine onlar lezzet verecek. Sizin gibi genç arkadaşlarımıza ne aktarmak istersiniz buradan? Şef olmak isteyenlere. Vallahi şef olmak isteyenlere şunu söyleyeceğim. Çok önemli bir meslek çünkü. Çok önemli bir meslek. Kesinlikle mesela şunu unutmasınlar. Mesela bu mesleğin ince ayrıntıları var mıdır?
Sizden başarıya ulaşmak için şöyle söyleyeyim ben, sabırlı olmaları gerekiyor. Altındaki, üstündeki, alt, üst, hani kimle çalışıyorsa, kimseyi küçümsemeden, herkesle sohbetini, muhabbetini güzel bir şekilde kurup... Aslında hani bir şeyler katmayı öğren. Bir şeyler katmayı öğrenmeleri gerekiyorlar. Yönetici oldukları zaman da yanında çalışan personellerinin her işte iyi çalışamayabilirler. Evet. O çalışan kişi, o personel belki iyi yaptığı şeyi de bilmiyor olabilir. Olabilir. İşte biz yönetici olarak, şef olarak onda o farkındalığı yaratmamız gerekiyor. Yemeğimizi tekrar bu şekilde göstermek istiyorum. Son halini. Evet. Şimdi önceden ısıttığımız fırına atacağım yemeğimizi. Koyabilirsiniz fırına. Tabii ki. Teşekkürler. Evet, yemeğimiz artık pişti. Yemeğimiz pişti. Fırından alabiliriz. Şimdi fırından alacağız, servis edeceğiz. Çok leziz kokular geliyor. Kokusu her yeri sardı yemeğimizin. Şöyle. Bu şekilde koyalım. Gördüğünüz gibi. Kameraya karşı ben de şu şekilde geleyim yanınıza. Son hali bu şekilde kilisli tavamızın. Parçalanma yapmadı kestiğimiz için. Kesmeseydik parçalanma yapardı. Evet. Görüntüsü iyi olmazdı. Bir de tepsiden alması da daha kolay oluyor. Tabii tepsiden alması daha kolay oluyor. Şimdi şöyle servis edeceğim ben size. Tabii. Görüntü şahane. Evet. Şöyle birazcık bir tane daha biber. Domates koyalım. Pardon. Olsun, sıkıntı değil. Üzerine de şöyle tekrar hoş görüntü. Hoş görüntü. Oluşturması açısından maydanozumu da koydum. Hadi birlikte bakalım bir tadına. Tabii. Çatal. Önce size vereyim isterseniz. Buyurun siz tadın. Tamam, ben alayım. Patlıcanı da pişmiş değil mi altında güzelce? Bol şebzeli. Çok çok güzel. Afiyet olsun. Tadı elinize konuza sağlık. Teşekkür ederim. Buradan son olarak izleyicilerimize, sizi izleyenlere aktarmak istediklerinizi. Bizi izleyenlere mutfakla bağınızı koparmayın. Psikolojisiniz bozuksa mutfağa girin, yemek yapın. Hani vakit geçirin. Yemek yapmak insana gerçekten hem zevk veriyor hem psikolojik olarak rahatlatıyor. İnsanların yaptığı yemeklerin de aslında kişiliklerini, karakterlerini yansıttığını ben çok düşünüyorum. Hani onu gerçekten doğrularım. Yani mutfak ayrı bir şey. Ayrı bir dünya. Ayrı bir dünya. Kesinlikle evet. Ayrı bir dünya. Hani yaptığımız yemekler aynı zamanda bizim yüzümüzü yansıtır. Bu şekilde... Duygunuzu da katıyorsunuz. Duygumu da katıyorum. Tabii ki duygumu da katıyorum. Benim kendi sözüm vardır. Nedir? Aşçının yüzü yaptığı yemekleridir. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Kesinlikle. Peki, ben size çok teşekkür ediyorum. Elinize, kolunuza sağlık. Evet değerli izleyicilerim, bugünkü konuğum Hamdi Selim Boymuş. Bize çok güzel bir kilis tava hazırladı, yaptı. Tadına baktık, çok leziz, şahane. Teşekkür ederim. Bugün de Zirvedeki Restoranlar programının sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.